İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ayağının tozuyla Almanya'dan gelen bir isim var. Almanya'ya gitti, aslında kendi kökeni de Almanya'da. Yıllarca Almanya'da yaşadı. Almanya'yı çok iyi bilen, çok iyi tanıyan gazetecilerden biri. Sevgili Necdet Saraç. Sayın Saraç merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Aslında sevgili Yavuz'un izniyle hemen bu Almanya'yı çok bir baş kısmında konuşmak istiyorum. Buradan en son konuştuğumuzda Almanya'ya gittiğini ve sosyal demokratların bu seçimi alabileceğini söylemiştin. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Almanya'yı çok iyi tanıyan bir gazetecisin. Ve dediğin tablo çıktı. Hani çok büyük fark yok arada ama yani Almanya'daki bu sosyal demokratların iktidar yolculuğu Avrupa Birliği'ni etkiler mi? Yani diğer ülkeleri etkiler mi? En önemlisi, Türkiye'ye bunun bir geri dönüşü var mı? Birinci sorum. İkinci de sorum da bizim 5 milyon yurttaşımız biraz daha rahatlayacak mı? Dazlaklar, ırkçılar, saldırılar, sıkıştırmalar. Yani biraz Hristiyan demokratların buna ırkçılara kısmen göz yumması vardı. Ama sosyal demokratlar farklı bir pencereden bakacak gibi görünüyor. Söz sende. Evet. Teşekkür ediyorum. Aslında belki de seçim sonuçlarını sizin sorunuz üzerinden esas itibariyle tartışmak lazım. Almanya'daki seçim sonuçları Avrupa'ya nasıl yansıyacak sorusu önemli bir soru gerçekten. Uzunca bir süredir belki İspanya'yı dışarıda tutarsak, İspanya ve İskandinav ülkelerini dışarı tutarsak, uzunca bir süredir aslında Avrupa ülkelerinde muhafazakar partilerin bir belirleyiciliği vardı. Son iki dönemdir de tabii sosyal demokratlar da bu sürecin ortağıydı. Almanya'da bir koalisyon hükümeti vardı. Ama 16 yıl sonra ilk kez Almanya'da sosyal demokratların birinci parti olarak çıkması önemli. Bu görünen o ki dün Scholz hemen açıklama da yaptı. Bir koalisyon kaçırılmaz zaten. Resim 6 parti parlamentoya girmiş durumda. Aslında Danimarka azınlığını da sayarsak fiil olarak 7 parti şu anda mecliste bulunuyor, federal mecliste bulunuyor. Sıralamada bizi izleyenler de muhtemelen takip etmiştir ama %25,5'la Sosyal Demokrat Parti'nin, hatta biraz daha fazla, Sosyal Demokrat Parti birinci, Hristiyan Demokrat Parti ikinci, Yeşiller üçüncü oldu. Dördüncü parti Liberal Demokrat Parti. Sonra yani o anlamıyla da yabancı düşmanı ve ırkçı eğilimleri çok güçlü olan, ki ırkçı parti olarak da nitelenen Almanya için Alternatif Parti var. En sonunda da Sol Parti. Burada oylarını arttıran 3 parti var. Bu önemli. Tabii Sosyal Demokratların birinci partisi olması belirleyici ama diğer parti Yeşiller Partisi oylarını ciddi biçimde arttırdı. Hatta biraz abartarak söylersem aslında bir önceki seçime göre neredeyse oylarını ikiye katladılar. Diğer oyunu arttıran parti de Liberal Demokrat Parti oldu. Şimdi burada şöyle önemli bir yan var. Şimdi siz de yansıtıyorsunuz zaten tabloyu. Burada şöyle önemli bir yan var. Dünyadaki genel gelişmeler ve genel talepler Almanya'yı da etkiledi. Yani Almanya Avrupa'nın taşıyıcısı, Avrupa Birliği'nin taşıyıcısı, en büyük ekonomiye sahip, ciddi bir demokratik geleneği var. Faşizme rağmen, yani 1930-45 arasında yaşanan faşizme rağmen Almanya'nın önemli bir demokrasi geleneği de var. Bu anlamıyla da hem ekonomik olarak hem siyasi olarak da gerçekten model teşkil ediyor. Hatırlatmakta yarar var. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de İngiliz İşçi Partisi denedi ama İngiliz İşçi Partisi seçimleri kaybetmişti. Bu seçimleri ne belirledi? Belki orada birkaç şey söylemek lazım. Yani bir, bu seçimlerin de merkezinde sosyal devlet tartışmaları vardı aslında. Mesela asgari ücretin arttırılması Sosyal Demokrat Parti'nin öne çıkardığı en önemli argümanlardan bir tanesi. Diğer faktör neydi? Göçtü. Bir diğer şey, uluslararası ilişkilerde AB'ye, NATO'ya bakıştı. Bir diğer tartışma noktası da bizde de şu anda çok tartışılıyor ama oradaki tartışma çok daha başka boyutlarda yürüdü. Artan konut fiyatları ve konut kiralarıydı. Bu iklimdi tabii. Yani iklimi unutmamak lazım. Çünkü Hristiyan Demokrat Parti'nin seçimi kaybetmesinde yaşanan sel felaketine karşı aldığı tutum, süreci yönetememe
beceriksizliği ya da yönetme biçimi aslında Hristiyan Demokratların ikinci parti olmasını da beraberinde getirdi. Bize ne burada kadar benziyor normal olarak Scholz, yani o anlamıyla Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı, ki şu anda da öyle gözüküyor, adayı duruşuyla da aslında birinci parti olmasını sağladı. 3 ay önce çünkü kamuoyu yoklamalarında aslında birinci parti, yani burun farkıyla söyleyeyim, Yeşiller gözüküyordu. İkinci parti Hristiyan Demokrat Parti'ydi, yani Laşet'ti. Üçüncü parti Sosyal Demokrat Parti'ydi ama Sosyal Demokrat Parti süreci, adayının da etkisiyle süreci iyi yönetti ve ortaya böyle bir tablo çıktı. Bu kaçınılmaz bir koalisyonu beraberinde getirecek. Yani biraz hızlandırarak anlatayım. Kaçınılmaz bir koalisyonunu beraberinde getirecek. Bu koalisyonun şu anda görünen şey Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberal Parti'nin bir koalisyonunu en azından Sosyal Demokrat Parti öngörüyor. Dün akşam da açıkladı. Hristiyan Demokrat Parti resmi açıklamasında solla, yani özel olarak SPD ile koalisyon yapmayacağız, yapmak istemiyoruz açıklaması da yaptı zaten. Olağanüstü bir terslik olmazsa Almanya'da böyle bir üçlü koalisyonun olacağını öngörmek mümkün. Yani en yakın şey bu. Diğer alternatifler de Sosyal Demokrat Parti'nin yeniden Hristiyan Demokrat Partilerle çünkü iki parti var. Bavyera'da da bir şey var, yani Hristiyan Sosyal Parti var. Bunlarla birlikte yeni bir büyük koalisyonun devamı olasılığı. Ama Hristiyan Demokrat Parti bunun önünü kesti. Bence Türkiye, Almanya'da bu olmayacak. Üçüncü olasılıkta Hristiyan Demokrat Parti'nin Yeşiller ve Liberal Parti ile yapacak koalisyon. Ama ben birinci koalisyonun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü toplumda böyle bir beklenti de var. Yani toplum değişim istiyor. Yani biz mesela Türkiye'de tartışıyoruz ya, yani değişim şöyle önemli bir şey. Yani bir süre sonra aslında bir takım siyasi argümanların, siyasi hamlelerin raf ömrü doluyor. Yeni şeyler söylemek, yeni şeyler koymak lazım. Bu Almanya için de geçerli. Bu yansır mı Avrupa'ya? Bence yansır. Yani bize de yansır, hepimize de yansır. Çünkü uzunca bir süredir dünyada otoriter yapıların egemenliği hakimdi. Otoriter yapıları kutsayan yaklaşımlar belirleyici oluyordu. Avrupa'nın da birçok ülkesinde otoriter yapılar öne çıkıyordu. Bunların bir bölümü geçmişteki Doğu Blok ülkelerinden olsa da, Polonya, Macaristan gibi, ama mesela Avusturya bu noktadaki tipik örneklerden bir tanesiydi. Yani sağın, hatta aşırı sağın bir biçimde iktidara geldiği yerlerden birisiydi. Ben bununla birlikte bir psikolojik eşiğin kırılacağı kanaatindeyim. Çünkü bizde konuştuğumuzda çok fazla sıkıntı yaratıyor ama kamulaştırma şimdi Almanya'da konuşulan konulardan bir önemli birinin önemli başlıklardan birisi haline dönüşmüş durumda. Nitekim bakın Almanya'nın başkenti Berlin'de, ki biliyorsunuz eyalet sistemi var Almanya'da, Berlin'de dün yapılan seçimlerle bir referandum da yapıldı. Referandum kesin bağlayıcı olmasa da referandumun aslı şeyi şuydu: 240 bin civarında özel konut şirketlerinin işlettiği konutlar, kiraya verdiği, yönettiği, zaman zaman sattığı, satın aldığı konutlarla ilgili Berlinliler bir kamuoyu yoklaması yaptılar. Resmi bir kamuoyu referandum yaptılar ve %57 civarında Berlinli konutlar, yani özel şirketlerin elindeki 240 bin konut kamulaştırılsın diye en azından Berlin belediyesine, Berlin meclisine böyle bir öneriyi resmileştirmiş oldular. Bu da son derece önemli, çünkü önümüzdeki günlerin en önemli tartışmalarından bir tanesi bu olacak kanaatindeyim. Berlin'de de ilk kez bir kadın belediye başkanı, Sosyal Demokrat Parti'den bir kadın belediye başkanı seçildi. Bu anlamıyla da yenilenme, değişim, kamulaştırma gibi kavramlar önümüzdeki dönemde bence daha fazla konuşulacak. Bize yansımaları ne olur? Evet, bize yansımaları ilk başta olağanüstü olacak halde değilim. İki cümleyle onu söyleyeyim. Yani şundan dolayı Türkiye'deki Suriyeli ve Afganistanlı göçmenler ya da sığınmacılar varlıklarını sürdüğü sürece Almanlardaki temel politikada çok ciddi bir değişim olmaz. Bu yılki seçim bildirgelerinde de zaten Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hristiyan Demokrat Parti Türkiye'yi önceleyen bir politika izlemediler. Yani Avrupa Birliği süreciyle ilgili
Politbirat'ı izlemediler. Göçmenler yine Almanya-Türkiye ilişkilerinde belirleyici olacaktır. Yani Suriyeliler ve Afganistanlılar. Ama sosyal demokratların olması süreci bence Türkiye'de demokratik taleplerin desteklenmesi noktasında buna rağmen etkiler. Bir diğer notu söyleyeyim, henüz belli değil ama olası bir koalisyon hükümetinde Almanya Dışişleri Bakanı adaylarından birinin Cem Özdemir, Yeşiller Partisi önceki dönem eş genel başkanı Cem Özdemir'in olduğunu da söylemiş olayım. Sayın Saraç, yani bunun bize geri dön flashback diyor ya şeyler, yabancılar. Evet. Yani geri dönümü, dönüşümü olur mu? Yani şöyle geri yansıması. Yani hem Avrupa Birliği'nde hem diğer ülkelerde artık muhafazakar sağ, Hristiyan demokratlar özünde söylüyorum, yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başladı. Yani yeniden insanlar eşitlikçi, adil, özgürlükçü, fırsat eşitliğini sağlayan, yoksulların yanında yer alan, sosyal adalet konusunda önemli adımlar atan siyasi yapılanmalara yöneldiler. Şimdi Türkiye'de de bugün muhafazakar sağ bir parti var ama inanılmaz derecede kapitalist bir parti. Vahşi kapitalist bile diyebilirsiniz. Çok zarar verdi bu ülkede gelir dağılımına, yoksullara, gelir dağılımı arasındaki eşitsizlikler, insanların yaşam kalitelerin düşmesi konusunda inanılmaz etkili olan bir muhafazakar sağ parti var. Hatta siyasal İslamcı bir parti var. Almanya'daki bu değişim, yani geriye döner vurursa Batı'yla birlikte Türkiye'yi de etkiler mi? Ben etkileyeceği kanaatindeyim. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Fatih Bey, yani insanların bir değişim isteği var. Türkiye'de bir değişim isteği var ama kırılma noktası şu. Yani popüler bir kavrama giderek dönüştü ama ya bir psikolojik eşik vardı. Yani uzunca bir süredir daha sert politikaları benimseyenlerin işte adalet, özgürlük, eşitlik diyen sol, sosyal demokrat, liberal eğilimler üzerinde ciddi bir basıncı vardı. Almanya bu, Almanya'daki seçim sonuçları bu basıncın kırılmasını bence pozitif etkiler. O yansımalar bize de olur. Yani buradaki o iç dinamik şununla buluşabilir gerçekten. Evet ya, olabiliri konuşabilmemiz lazım. Evet, olabilir noktasında Almanya seçimlerinin psikolojik olarak ben bütün Avrupa'yı ve Türkiye'deki değişim isteyen eğilimleri pozitif etkileyeceği kanaatindeyim. Çünkü Almanya belirleyici bir ülke. Yani onu peşinen söylemek lazım. Yani Brexit'ten sonra Avrupa Birliği'ni taşıyan en önemli ülke, Fransa'yı kuşkusuz unutmamak lazım ama Almanya. Yoksa şöyle bir tablo var aslında. Almanya'nın özellikle şey, Avrupa'nın kuzeyine doğru gittiğimizde buna Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya'yı dahil ettiğimizde buralarda aslında sosyal demokratların ağırlıkta olduğu koalisyon hükümetleri, bazılarında da azınlık hükümeti var, Danimarka gibi azınlık hükümetleri var ama bunlar ağırlıkta sosyal devletçi, sosyal adaletçi hükümetler. Buna Hollanda ve şeyi de dahil etmek gerekiyor tabii. Belçika'yı da dahil etmek lazım. Burada belki altı çizilmesi gereken, sizin de vurguladığınız önemli noktalardan bir tanesi, Almanya'da onu gördük. Aşırı sağcı, faşist, faşizan eğilimleri taşıyan AfD, Almanya için alternatif partinin oylarında da %2 civarında bir düşüş oldu. Önemli. Yani o anlamıyla ırkçı bir söylem göçmenler üzerinden yürüyor ki oradaki söylem de göçmenler üzerinden yürüyor. Yani yalnızca Suriyeliler üzerinden yürümüyor. Peki. Türkler üzerinden de yürüyen bir söylem vardı. Bunun durmuş olması önemli. Çünkü bu eğilimin durması bütün Avrupa'da bu eğilimlerin aşağı doğru gitmesini de beraberinde getirir. Ben umuyorum ki Almanya'daki bu demokratik hamle şeyi etkiler, bizi de etkiler, Avrupa'yı da etkiler. Kaldı ki orada belki model olabilecek bir başka gelişme daha oldu. Diğer göçmenlerden de, diğer ülke göçmenlerinden de köken olarak parlamentoya girenler oldu ama 19 Türkiye kökenli göçmen de bu seçimlerde, dün yapılan seçimlerde Berlin'deki Almanya Federal Meclisi'ne girdi. Bunların 10'u Sosyal Demokrat Parti'den, 5'i Yeşiller'den, 3'ü Sol Parti'den, biri de önemlidir tabii, onu da söylemek lazım, Hristiyan Demokrat Parti'den meclise girdiler. Bunlar da göç önemli ve savaş gibi konularda bunların alacakları tavır da bence Avrupa'yı
pozitif etkileyebilir ki parantez içinde söylemiştim. Yani olası bir koalisyon hükümetinde Cem Özdemir gibi göçmen kökenli bazı isimlerin bakan olma potansiyeli de bu süreci pozitif etkileyebilir diye düşünüyorum. Peki. Sayın Demirel, aslında baktığımız zaman yani 299 seçim bölgesinden gelen sonuçlara göre Sosyal Demokratlar oyların %25.9'unu, Hristiyan Demokratlar ise %24.1'ini almış. Bir şey daha çok önemli burada. Almanya tarihinde ilk defa birinci gelen parti